2020 Antalya Manavgat Çeltikçi'deyiz. Çeltikçi Mahallesi. Çeltikçi evet. Mahallesi'nde yanımızda Tevfik Öz. Burada karpuz tarlasında bu sene rekor gübre, yaprak gübresini üstten kullandılar. Evet. 10 dönüm bir parça burası var. Şöyle görüldüğü gibi. Yukarıda da bir parça da şu sınırın üstünde 7 dönüm şeklinde. Evet. Burada neler gördük? Yaprak gübresini uyguladık üstten karpuzumuza. Öncelikle dikim tarihi nedir? Çeşidi nedir? Onu söyleyelim. Dikim tarihimiz 20 Şubat burası. 20 Şubat 2020. Dikim Mart'ta tarihimiz. 1 Mart'ta yukarıdaki parçamız. 1 Mart'ta yukarısı. Neler gördük burada? Üstün marka karpuzumuz bunlar. Üstün erkenci. Marka çeşit olarak erkenci karpuz. Verdikten sonra yapraktan verdikten sonra çok güzel bir yeşillenme oldu karpuzda. Yani evet, görünüyor şu an için. Normal gübrelerimizi kullandık. Onun dışında bunu da yapraktan kullandıktan sonra çok güzel bir karpuz tutumu gördük. Şöyle gösterebilir miyiz? Yani geçen tutumlarla sene, alakalı. Geçen sene de burada karpuz ekliydi aynı. Mesela evet, normalde bir karpuz ağacı 2 ya da maksimum 3 tane karpuz tutar. Bunda gördüğüm kadarıyla bir dalda arka arkaya ikilik olan gruplar var. Şöyle bir yakın gösterirsen şurada bir tane var görülüyor mesela en basitten. Mesela şu şekilde arka arkaya olan bu şekilde karpuz tutumları var. Yani bu birçok yerde var sadece burada değil. Evet birçoğunda var şöyle gelirsek. Gösterelim yavaş yavaş gelelim. Bir karpuz ağacında 4 tane şu anda tutan karpuzlar var hala çiçekler devam ediyor. Şimdi geçen sene... Mesela geçen sene bu çeşit miydi, farklı bir çeşit miydi? Geçen sene daha farklı bir çeşit. Geçen sene farklı siyah bir çeşit vardı. Vardı. Siyah bu karpuz ala vardı. Karpuz. Ala karpuz. Evet. Şöyle tutumları gösterelim şuradan. Bugün şu şekilde. Şöyle görünüyor. Şurada aynı dalın üzerinde. Hı hı. Yani bugün 27 Nisan. Bu sene biraz havalar da durgun geçiyor. Yağmurlu geçiyor. Sıkı sert geçiyor. Şurada da mesela görünüyor aynı şekilde. Şöyle gösterelim. Şurada bakın aynı dalın üzerinde 3 tane karpuz var. Şöyle gösterelim. Şunu. Tutumları görüyorsunuz. Şu karpuz. Normalde size göre bu da normalde maksimum 3 tane olur diyorsunuz. Yani maksimum 3. Ama şu anda devam edip gidiyor. Daha çiçeklenme hala devam ediyor. Ve bir dalın üzerinde 3 karpuz var. Karşılarında da vardır yani. 3 karpuz var. Gidelim şöyle biraz daha. Aynı yani, zamanda da ağacın gürlüğü çok güzel. Karpuzun neşesi çok iyi. Neşesi güzel. Evet. Şu anda burada hava sıcaklıkları hala geceyle gündüz arasındaki farklılıklar yüksek. Yani bitkilerde 20 derecelerde. Bu şekilde. Şöyle gösterelim şu tutumu. Şuradan da. Şöyle. Bu şekilde geliyor. Çiçekler devam ediyor aynı zamanda şu şekilde. Şuradan. Aynı şeyden. Hani burada da tutum var. Bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi şurada evet, portakal bahçesinin yanında 30 tane her türlü var, çeşitten dikilmiş bir yer var. Şöyle gidelim. Aynı gübreyi hiçbir tane şey yok. Burada sadece yaprak gübresi yok. Ve burada kullandığımız bütün gübreler var. Şimdi burası gürleşmiş, biraz otaba olmuş gibi görünüyor ama içinde biz az önce baktığımızda burada hiç karpuz, karpuz görünmüyor. Şöyle tabii nasıl göstereceğiz burayı da? Şöyle bakalım. Şöyle baktığımız zaman açalım. Hiçbir tane yok. Evet. Buralarda da öyle. Burada 3-4 tane karpuz çeşidi var ama burada farklı çeşitler olmasına rağmen burada hiç karpuz tutumu şu anda daha gerçekleşmiyor. Şu an yeni çiçek açıyor. Yeni çiçek açıyor. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Denek olarak bıraktık yani bunu. Rekor gübre yaprak gübresi bu karpuz için konuşuyoruz şu anda. Fideyken dikim aşamasında ve evet, daha kısa bir süre sonra uygulandığında bitkinin çiçek tutmasını, çiçek açmasını, çiçeklenmesini, meyve tutumunu arttırdığı sonucu var. Kesinlikle. İlk bunlar biz küçük camakenlere yapıyoruz. Evet. Kollar biraz büyüdük sonra. Açtım ben bunu. Açtınız. Açtım hemen yapraktan bu yaprak gübresini verdi. Bir hafta sonra fark etti zaten. Bir hafta içerisinde. Zaten hızlı bir etki veriyor. Hızlanmaya başladı. Sonra tutumlar çok güzel oldu. Şimdi bu tip üretimlerde tarla bitkileri, bahçe bitkileri hepsinde tutumla alakalı. Meyve çiçek döneminden bitkinin meyveye geçiş sürecini hızlandırıyor.
Aynı zamanda daha diri ve daha canlı. Evet. Canlılığını da koruyor, stres oluşturmuyor. Karpuz için tavsiye eder misiniz? Ya ben kesinlikle rekor tavsiye gibi ederim. Şöyle ki özellikle denek bıraktık yani. Hı hı. Burada çok güzel tutum var. İkisi de kimyasal olarak aynı gübreleri yemesine rağmen buradaki denek bıraktığımız karpuzlar şu anda çiçekte. Daha hiçbir tane karpuz tutumu yok. Hiçbir tane karpuz tutumu yok. Fark buradan belli. Aradaki fark buradan belli. Yok yani. Siz zaten yıllardan beri rekor gelişimi evet, taban olarak kullanıyorsunuz. Portakal bahçelerinizde, nar bahçenizde de. Orayı da gezeceğiz. Yonca'da kullandınız tabanda. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize gezdirdiğiniz için buradan bütün karpuz üreticilerine tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Fideyi dikerken özellikle fide dikiminden hemen sonra ve sonrasında da uygulamalarını öneriyoruz. Evet.